Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Şu an saatlerimiz 10.30'a geliyor. Ben işe gitmek için hazırlandım. Aslında 8.30'da uyandım ama telefon ertele derken bu saat oldu. Ben de bir videoma açılış yapmak istedim. Bu şekilde devamı geliyor, yoksa asla gelmiyor. Birkaç gün önce BİM'de gezerken çok güzel ürünler gelmiş ve biz de almak istedik. Aslında ihtiyacımız vardı. Şimdi sizlere çıkmadan onları göstereyim. Sonrasında çıkarız artık. Öncelikle BİM'e hala da vardı. Eğer izlediğinizde varsa bakabilirsiniz. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Ben de bir arkadaşımda görmüştüm. Şu şekilde bir maşa gelmişti. Çok hoşuma gitti. Güzel. Gerekli oluyor. Pasta, börek ya da misafir geldiğinde falan gerekli oluyor. Çok fazla ocakta değil de böyle hani ikramlık verirken kullanmak daha çok mantığıma yattı. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir ürün aldım. Bunlar da indirimdeydi ama fiyatını tam olarak hatırlamıyorum. Biri 8 liraydı, biri 15 lira mı? Öyle bir fiyatı vardı. Sonrasında bir de şöyle ahşap görünümlü altı olan ve üzeri şekilde bir spatula mı diyoruz artık, ne diyoruz? Yanlış söylemek istemiyorum ama şöyle bir ürün aldım. Bu da krep vesaire yaptığımızda kullanmak için gerekli oluyordu. Bu şekilde iki tane ürün aldım. Ve benim böyle büyük büyük leğenler biliyorsunuz gerekli oluyor. Biz misafir geldiği zaman her şeyi bol yapmayı seviyoruz. İşte kısırdır, patatesli, salatadır falan yaptığımızda ya da hamur yoğurduğumda benim böyle bir leğenim yoktu ya da kapaklıları yoktu. Eşimle birlikte şöyle iki adet aldık. Şimdi öncelikle şunu göstereyim. Bunu ben çok çok beğendim ve çok hoşuma giderek aldım. Bu 6 litre kadar bir boyutu var. Kapağı kapattığınız zaman arabada da kullanabilirsiniz. Pikniğe gittiğinizde falan biliyorsunuz ben piknik sepeti falan kullanmayı sevmiyorum ama içerisine bardağınızı, malzemenizi güzelce koyup gidebilirsiniz. Şu şekilde yine kapaklı. Bunun fiyatı 37,5 lira gibi bir fiyatı vardı. Görünüş olarak da çok güzel. Ve bir tane daha bu şekilde kapaklı olanını aldık. Ama biraz daha eski model mi diyorsunuz? Ama yine de güzel, şık duruyor. Ben sevdim. Şöyle bu da 10 litre olanından. Bu da gerekli oluyor. Misal bir hamur falan yoğurduğunuzda... Ay yazısını sökmüşüm. Hamur falan yoğurduğunuzda hamur taşabiliyor. Ya da işte mesela bir şey getiriyoruz eve dışarıdan. Dolaba koymak için böyle bir şeye gerekli oluyordu. Bizim eve falan çok getirdiğimiz için köyden. Şekilde bir kapaklı olanından aldık. Bu da 10 litresi, yine 37,5 liraydı. Bu kadar bir alışveriş yaptık. Aslında ben başka şeyler almak için gittim ama bunları alıp çıktık. Evli olunca böyle oluyor sanırım. Biraz makyaj malzemesi falan gelmişti. Onlara bakacaktım. Neyse, olsun. Şimdi ben, hava o kadar çok sıcak ki, kardeşim var. O gelip beni alacak. Sonra da iş yerine gideceğim. Görüşürüz. İkinci günden merhabalar. Birinci günü bitirmeden ikinci güne geçtik. Dün video çekmeyi unutmuşum. Niye bakıyorsun? Abimler de burada. Hazır fırsat bulmuşken dedim ben bir kuaföre gideyim arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Beni hiç böyle görmediniz. Kuaföre gideceğim. Birkaç işlerim var. Hazırlandım. Sonra geldiğimde de Yunus Bey ile birlikte market alışverişi yapacağız. Sizin için de çekeceğim. Bakalım neler alacağız. Ne kadar paramız gidecek? 1500 lirayı gözden çıkardık yani, ama dur bakalım hayırlısı olsun. Bence o kadar olmayacak. Gerçekten mi çıkarttın? O kadar olmaz ya. Öyle ufak tefek eksiklerimizi alacağız iş yeri için. Bakalım şimdi bir gidelim de sonra tekrardan görüşürüz. Ben şimdi çıktım. İş yerine doğru gidiyorum. Şu 5. kat var arkadaşlar. Liseden çıkışta hep biz bu aradan giderdik. Giderken çocuğun biri kocaman bir su balonu var biliyorsunuz. İçine suyu doldurmuş. Kafamıza bir attı. Bir adım atmamla kurtulmuştum. Yoksa bütün su içinde kalacak mı, aklıma o geldi. Size anlatmak istedim. Ve başladığımız noktaya geri döndük. Ay o kadar güzel oldu ki. Çok beğendim. Evrim geçirdim. Hatta size böyle böyle şey yapacaktım ama olmadı maalesef ki, orada çektim son halini. Böyle elim yüzüm çok güzel oldu, açıldı. O kadar sıcak, o kadar sıcak ki nefes alınmıyor ve bizim iş yerimiz çok güzel. Resmen diyorum, burası hani klima olsa bu kadar serin olabilir. O kadar güzel esiyor ki şimdi bir soğuk kahve yapacağım ve soğuk kahve içeceğim çünkü içim yandı. Hem de uykum geliyor böyle hava sıcak olunca. Ve soğuk kahvemi yaptım. Bu kadar güzel oluyor ki son zamanlarda aşırı derecede içiyorum. Çok kolay zaten tarifi. Biliyorsunuz artık ezberlemişsinizdir. Ara ara veriyorum sizlere tarifini. Bu arada burada o kadar yalnız kaldık ki bütün arkadaşlarımın hepsi tatile gitti. Ben gidemedim henüz. Hiçbir yere gidemedik.
biz de öyle bir tarihtaştık ki yani iyi oldu bizim için. En azından işlerimizin oturması için, düzenimizin oturması için, eksiklerimizi görmemiz için eğer yoğun bir dönemde açsaydık gerçekten zorlanırdık. O yüzden de bu dönemde açmamız çok güzel oldu. Benim burada bir sürü arkadaşım var ama hepsi tatilde. Yani en azından onlar ara ara geliyordu, sıkılmıyordum, güzel oluyordu. Neyse zaten işler güçten vakit bulamıyoruz ama böyle yani. Sizleri de beklerim eğer gelmek isterseniz, beni görmek isterseniz beklerim, gerçekten çok mutlu olurum. Hemen yakın zaten Cumhuriyet Lisesi'nin karşısında Şork var. Onlara girdiğinizde hemen iş yerimizi görürsünüz. Çınaraltı Restoran diye geçiyor ismi. Birçok da çeşitimiz var arkadaşlar. Çok güzel yani, gelenler aşırı memnun kalıyor. Eminim sizler de memnun kalacaksınız. Beklerim. Hatta geçenlerde Instagram'da da anlatmıştım. Bu videoyu yarın izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Bir takipçimle karşılaştım ya, o kadar tatlıydı ki ya. Böyle tabii ki de birçok takipçimle karşılaşıyorum burada. Çoğu tanıyor, yanıma gelemiyor. O kadar çok hissediyorum ki bunu. Ama o daha bir başka geldi. Nedense böyle gerçekten bir sevgi hissettim. Mutlu oldum. Gerçekten görürseniz beni çekinmeyin. Gelin konuşalım, sohbet edelim. Neyse ben bir kahvemi içeyim, sonra görüşürüz. Hayır, Meldem'le konuşuyoruz görüntülü ve bize yaptığı şeylere bakar mısınız? Maşallah. İnşallah yemek nasip olur. Ellerine sağlık. Bak bunlardan yeriz bir kasa. Yapraklarımız da şeylerle, soda şişeleriyle yapmış bir de. Uğraşmış kız. Domates sosu. Ben çok istemedim. Ya kuru da kurdum. Tamam. Seni kuru kameraya kurdum. Çekiyorum. El salla. Ama bunlar hep çok tozlu ya, bunlar da şey... Olur olur, olur şeyde, evet evet, kilerde, kiler gibi yerde olduğu için mecbur öyle olacak. Köy yeri ne olacak başka? Bayağı güzel yapmış, ellerine sağlık. Ben de yine kendime kabak yapıyorum, böyle rendeliyorum. Akşam yemeğim de bu olacak. Oğlum. Memduh'un köpeği, sesini tanıdı bence Memduh seni. Oğlum, Minos, Minos, hadi. Sıcak sıcak dur. Serbest bıraksana anne. Çok sıcak Memduh. Yeni bir gündeyiz. Tekrardan karşınızdayım. Bu video inanılmaz dolu dolu oldu sanırım. Günlerde çekiyorum. Böyle kısa kısa çektiğim için, çok yoğun da olduğum için bayağı bir güzel oldu bence. Umarım severek izlemişsinizdir. Bugün de sabah geldim iş yerimize. Şu an saatlerimiz 1'e falan geliyor. 12.30-1 arası. Ve abimle birlikte iş yerimizdeki ufak tefek eksiklerimiz var. Onları almamız gerekiyor. Onun için de sizinle birlikte bir eskiden Uygun AVM'ydi. Çok fazla izleniyordu onun videoları ama ismi değişince fazla izlenmiyor. Neyse dedim ki işte gidelim, fazla da kimse yokken o işlerimizi de halledelim. Sonra inşallah daha iyi bir şekilde başlayalım. Broşür siparişi vermiştik, onlar da henüz gelmedi. Onu da bekliyoruz. Bayağı her şeyi tamamladık. Ama işte ufak tefek eksiklerimiz var. O zaman şimdi sizinle birlikte gidelim, birazcık alışveriş yapalım. Şöyle bir tane aynı beğendik, fiyatı 300 liraymış şekilde. Diklemesine takacağız, bakalım bu nasıl olacak. İnşallah güzel olur, kırmadan götürürüz. Şimdi biz bayağı bir alışveriş yaptık. Burada da bulaşıklar için aparatlar var ama şunlar bize hiç yarayışlı olmayacak. Çünkü üste koyuyorsunuz ama alttakiler devriliyor. Bendeki demir zaten biliyorsunuz şuradakilerden. O yüzden bu tarz bir şey değil de daha plastik olarak şeyler tercih etmek istedik. O yüzden şöyle bir ürün aldık. Bunun yanında da ayrıyetten bir bardaklık aldık. Bakalım yeterli gelmezse ekstra bir tane daha alırız. Bunlar daha kullanışlı oluyor en azından onlara göre. Burayı gerçekten çok seviyorum. Ne ararsak bulduk arkadaşlar. Hepsini bulduk. Şimdi birkaç bir şey daha kaldı. Onlara da bakıyoruz. Bir araba daldırdık hemen. Evet canlar, biz alışverişimizi yaptık, geldik. Vallahi bir sürü paramız gitti yine. Şimdi size neler aldığımızı tek tek göstereyim. Böyle bakın çok bir şey görmüyor ama o kadar çok şey aldık ki, hızlıca bakalım. Daha önce de iş yerimiz olduğundan kaynaklı birçok şeye hakimiz resmen. O yüzden ona göre bir alışveriş yaptık. Hızlıca bakalım. Fiyatlar çok çok fazlaydı ama biz kendimize daha uygun, iş yerinde nasıl daha güzeldir o şekilde ayarlama yaptık. Şimdi öncelikle şöyle bir ekmek sepeti aldık. Aslında iki model aldık. Bir tanesi kalabalık müşteriler için, bir tanesi de normal müşteriler için tercih ettik. Şöyle, bunlar zaten biliyorsunuz yeni tarzdaki olanlar. Aslında hasırlar vesaire de istiyorum ama iş yeri için çok zor oluyor. Aralara ekmek kupa oluyor, çıkmıyor. Şimdi bunu böyle alıyoruz. İçerisine de
biliyorsunuz renkli peçeteler var. Onlardan koyarak daha güzel bir şekilde yaparız diye düşündük. O yüzden bunlardan tercih ettik 3 adet. Bunların tanesi 20 liraydı. Kalabalık müşterilerimiz için de şu şekilde böyle tepsi şeklinde bir ekmek sepeti olarak düşündük bunu da. Bunu normal direkt kullanabiliriz. Bakalım güzelse devamını alırız. Zaten birçok masamız var. Yeterli gelmez ama ilk başlar için yeterli gelir. Şöyle 2 adet aldık. Ama o istediğim tarzda ekmek sepeti bulursam onlardan da almayı düşünüyoruz. Ekmek sepetlerimiz bu şekildeydi. Bir de saklama kabı aldım. Aslında burada bazı malzemelerimiz var. Ben eksik olanları tamamladım. Şöyle onu da açayım göstereyim. Şu şekilde iç içe toplam 3 adet saklama kabı aldım. Bunlar da çok güzel oluyor. Ben böyle bir şeylerin ortada durmasını sevmiyorum. Örneğin domates doğruyorsunuz, salatalık doğruyorsunuz, bir şey oluyor ve kenarda kalmasını ya da açıkta kalmasını sinek falan konduğu için sevmediğim için böyle saklama kabları aldım. Bakalım eksiğimiz olursa yine gerekli olursa yine alırız. Böyle bu 3 adeti 35 liraydı. Lavabonun içerisi için şu şekilde bir tane çöp kovası aldık. Normalde çok çok büyük kovalar da aldık böyle çöp kovaları içeri. Ama lavabo için olan setler vardı ve setler çok fazla pahalı geldi bana. O yüzden de dedik ki daha normal ve böyle hepsi birlikte olsun. Şimdi şöyle bir çöp kovası aldık. Bunun fiyatı 25 mi 35 mi öyle bir şeydi değil mi? 25 TL'ydi. Farklı modelleri de vardı ama gerçekten 70-80 TL'den aşağıya yoktu. Bir tane şöyle ona uygun yine lavaboya koymak için. Maşrapa mı diyorsunuz, ne diyorsunuz, ondan aldım. Şöyle fırça aldım. Bu da yine uyuyor, renkleri iyi. Tam birebir uygununu bulamadım ama bu da güzel oldu. Bunun fiyatı da 27,5 TL'ydi. Bir tane de mutfakta falan lazım olur diye şöyle aldım. Bunun fiyatı 10 TL'ydi. Şu 15'ti herhalde, şu 10'du eğer yanlış hatırlamıyorsam. Mutfakta kullanmak için yine bir tava aldık. Bu sanırım Tefal miydi? Evet, Tefal'in biraz farklı bir modeli ve güzeldi. Bir tane bundan aldık. Şöyle görüyorsunuz içerisi kaplamalı. İhtiyacımız vardı. Öbür iş yerimizden kalmalar vardı. Hafif biraz deforme olmuştu. Bundan aldık. Bunun fiyatı da 120 liraydı. Bu şekilde bir tavamız var. Arkasını da şu şekilde göstereyim. Çok güzel, şık duruyor. İnşallah güzeldir ve kalitelidir. Bulaşık yıkarken kullandığımız biliyorsunuz sepetler var. Size orada da göstermiştim ama onlar gerçekten sıkıntılı oluyor. Bardakları diziyorsunuz devriliyor ve hepsi kırılıyor. Burası iş yeri olduğu için böyle bir şey zor olur bizim için dedim. Ve şöyle bir tane bardaklar için zaten bardaklar silinip yerleştirildiği için hemen burada suyu süzülür hızlıca. Gerekli olursa bundan bir tane daha alırım diye düşündüm. Bunun fiyatı 25 TL'ydi. Bir tane bardaklık aldım. Ve bir de şöyle bulaşıklar için yine böyle bir süzgeç aldık. Bu da güzel olur. Şimdilik yeterli gelir. Bunun fiyatı da 75 TL'ydi. Şöyle bir tane demir süzgeç aldık. Bu da 25 TL'ydi. Biliyorsunuz pirinçtir, bulgurdur yıkadığınızda hemen süzmek için çok kolay oluyor. Güzel oluyor. Pratik diye bundan aldık. Mokucu almıştık aslında. Mutfağa ayrı, içeri salona ayrı kullanacağımız için birkaç tane yedeklemek istedik. Gitmişken de lacivertini buldum. Hemen bundan da bir tane aldım. 35 TL. Bunun fiyatı çok artmış. Lacivert olunca daha iyi oluyor. Renkli olunca biraz sıkıntı oluyor. Bir tane şöyle maşa aldık. Yine maşalarımız vardı ama ne kadar fazla o kadar iyi dedik. Bunun fiyatı 12,5 TL. Bir tane de tahta kaşık aldık. Bu da 6,5 liraymış. Fiyatına bakmıştım bunun. İş yerinde bizim elimiz ayağımız olan şöyle bir çekmece aldım. O kadar güzel, o kadar pratik oluyor ki. Şimdi böyle iş yerinde her şeyimizin toplu olmasını çok seviyorum. Dışarıda insanlar geçiyor, biraz çekiniyorum ama çekmek zorundayım. O benim işim. Şimdi şöyle göstereyim size. Bunu buzdolabına koyuyoruz. Bir gözüne salatalık, salata malzemesi. Kız ters koymuşum. Bir gözüne salatalık. Direkt çıktı. İşte bir gözüne marul, bir gözüne domates, yani kafamıza göre artık hangisi hangisi olursa böyle koyuyorsunuz. Servis saatinde yoğun olduğunuzda hemen tezgahın üzerine koyup hızlı hızlı alıp hemen yemeklerinizi yapabiliyorsunuz. Bu da çok pratik ve güzel oluyor. Bunu sipariş alıyor bu arada. Uğurlu geldiniz. Şöyle bunu aldık. Bunun fiyatı da 75 lira mıydı, 100 lira mıydı hatırlayamıyorum. Bir de bunun küçüğü var. O da kullanıyoruz. Küçükleri de çok pratik oluyor. Tuzluklarımızı koyuyoruz. Tuzlarımızı, ıslak mendillerimizi, kürdanlarımızı. O da pratik oluyor.
Bir de kesme doğrama tahtası ihtiyacımız vardı. Şu şekilde bir doğrama tahtası aldık. Bunun boyutu da 30'a 50. Fiyatı 175 TL'ydi. İnternetten baktığımda da aynı fiyattı. Daha önce kullandığımız doğrama tahtası bunun iki katı daha büyük ve daha kaliteliydi ama maalesef bunun için burada bulamayız. Ya onun için özellikle gitmemiz İstanbul'dan Ankara'dan almamız gerekiyor. O yüzden bundan aldık. İnternet fiyatıyla biraz yakındı. Arada 10-15 lira vardı. O yüzden de biz alalım dedik. Elimizde bulunsun. Bir tane de ayna aldık. Orada gösterdim diye hatırlıyorum. Aynamızın fiyatı da 300 liraydı ama onu kırılır diye getirmedik. Eşim alıp gelir artık arabayla, araçla. Bu şekilde aldıklarımız. Sizinle birlikte dolu dolu bir vlog geçirdik. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.